Aydın Doğan'ın akıdaki deli mi? Yaşıyor olursa deli mi zaten? Yaşıyor olmaz, hiç olmaz. Yok yok, öyle bir şey var mı katılıklı sorunlar işte? Yoksa kimse yok mu? Otel konseptinde değil, daire şeklindedir. Her bir dairemiz 10 kişi kapasitesindedir. Bizim toplamda sosyal medyadan da bildirdiğimiz gibi 60 kişi konaklatma kapasitemiz var. Gerçek ihtiyaç sahipleri, depremzedeleri bekliyoruz. Biz onların yemesini, içmesini, hatta kılık, kıyafet varıncaya kadar biz karşılamak istiyoruz. Ama dediğim gibi gerçek depremzedelere ulaşmak istiyoruz. Onun için de valilikten koordineli bir şekilde iletişim halindeyiz. Tamamen bireysel, yani kendi vicdanımızın bize söylediği şeyleri biz yapmak istedik. Vicdanı yani bireysel bir karar. Yani çatı olmak istiyoruz, bir sıcak yuva olmak istiyoruz depremde dışarıda kalanlara. Çünkü çok zor durumdalar. Biz evin içinde üşür haldeyiz, onların halini düşünemiyoruz. Bizim de elimizden geldiğince dediğim gibi onlara bir yuva olmak istiyoruz. Biz ilk depremi duyar duymaz hemen ne yapabiliriz, biz bu işin içinde nasıl çıkabiliriz diye oturduk, bir karar aldık. Bizim elimizdeki apartı depremzedelere açmaya karar verdik ve hemen sosyal medya üzerinden biz bunu paylaştık. Ve bu çok güzel bir paylaşım oldu. Yalnız hemen bir gün sonra arayanlar, çok kişiler fazlasıyla aradılar ve arayanların hiçbir tanesinin AFAD'da olmadığını, suistimal edildiğini öğrendik. Jandarma ile, valilikle AFAD'da görüştük ve hiçbir tanesinin doğru olmadığını tespit ettik. Daha sonra biz bunu valiliğimize bildirdik ve valimizin koordinasyonuyla beraber gelecek olan misafirlerimizi tekrar yeniden misafir etmeye hazırlandık. Geldik, işte apartımızı hazırladık, temizledik. Şu anda valimizden gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. Deprem bölgesinden geliyorlar. Aldığımız telefonlar ve aldığımız bilgiler en çok Malatya'dan gelmeye çalışanlar ve Adıyaman'dan gelmeye çalışacak olanlar var. Ve her bir dairemiz rahat 10-12 kişilik kapasitesi var. Toplam olarak 60'ın üzerinde bir vatandaşa hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Suistimallerde adamlar burada inşaatta çalışıyor, öğrencilik yapıyor. Yani kirası çok gelip biz daha az, daha işi nasıl hileyle getirebiliriz diye bir sürü vatandaşlar tespit ettik. Ama gerçek anlamda depremzedeler şunu yapabilir. Önce AFAD'da kayıt yapıp daha sonra valilikte gidip kaydını yaptıktan sonra zaten devlet bunlara olağanüstü imkanlar ve bizimle sürekli valilikte istişare içerisindeyiz. Yani doğru adres devletle beraber, devlet iliyle beraber bunları bütün boş olan apartları zaten sağ olsunlar bütün arkadaşlarımız ortak bir karar değil. Herkes bireysel olarak otelini, apartını açıyor ama devlet eliyle yani valilik eliyle, AFAD eliyle beraber bu insanları mağduriyetlerin en kısa zamanda gidereceğiz inşallah.